Mutfağı Darika'ndan herkes merhaba. Sizlere bugün bayat ekmeklerden çok pratik bir pizza tarifi vermek istiyorum. Bu şekilde doyurucu bir tarif elde edersiniz ve bayat ekmeği değerlendirirsiniz. Ben malzemeyi hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. Sosu için 2 adet yumurtamı güzel çırpıyorum. Ben bir ekmekten biraz fazla kullanacağım. Siz tarif isterseniz yarısını kullanabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı süt, bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım paket kavurma tozu ve biraz tuz ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tortu kalmış. Bayat ekmeklerimi bu şekilde gördüğünüz gibi doğradım küçük küçük. Ben büyük kare borcamlı yapacağım. İsterseniz daha farklı tepsi kullanabilirsiniz. Ekmeklerin tamamını döküyorum içerisine. Bu şekilde düzeltelim boşlukları. Hazırlamış olduğumuz sosun tamamını döküyoruz. Alt tabanı yağlamadık. Çünkü sosumuz yağlı. Ama siz isterseniz yağlayabilirsiniz veya yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Kaşık yardımıyla bu şekilde bastıralım. Hem ekmekler ıslanmış oluyor hem de sıkılaşmış oluyor ekmeklerimiz. Sosu için bir yemek kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve bir fiske tuz. İsterseniz bu tarifte bir dişinize kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağına yakın ılık su. Güzelce karıştırıp açalım. Bu tarifi 5 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay. Sosumu hazırladım. Ekmeklerimin üzerine gezdiriyorum. İsterseniz bu tarifi yuvarlak borcamlayabilirsiniz veya kiliçeli kalıp kullanabilirsiniz. Üzerine dilediğiniz, sevdiğiniz malzemeler süsleyebilirsiniz. Ben çok az kaşar peyniri yerleştiriyorum alt tabanına. Domates, mısır, sucuk, biber. İsterseniz üzerine zeytin, mantar da kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre. Sucuk da koyuyorum üzerine. Mısır serpiştirelim. Ben kaşar rendesini üzerine son ilave edeceğim. Fırında bir 10 dakika pişecek. Sonra üzerine ilave edeceğim. Yoksa hemen kurur ve yanabilir. Bayat ekmek pizzamızı önceden ısmış olduğumuz 200 derece fırında ortalama 10-15 dakika pişirmeye gönderiyoruz. Pizzam fırında yete kadar kaldı. Üzerine tekrar kaşar peyniri rendesi ilave ederek tekrar fırına göndereceğim. 5 dakika kalması yeterli oluyor. Pizzam fırından çıktı. Dilimleyelim. Görünümü çok güzel oldu. Pizzamı dilimledim. Size bir dilimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir de görüşmek üzere.